Rönesans'a ışık tutacak İslamiyet'in altın dönemlerini yaşadığı 1002 yılında yine İmam İsmail Cevheri adında bir havacı ve bilim adamı karşımıza çıkar ki Maveraü'n-Nehir denilen bölgede Farab'da... Anadolu Koridoru programından tekrar merhaba. Bu hafta sizlere Türkiye'nin kurulan ilk pilotaj okulunu tanıtmaya çalışacağız. Tabii ki de tarihimizde ve günümüzde birçok pilotaj okulu mevcut. Ancak sivil havacılık sektörüne pilot yetiştiren bir tek devlet üniversitesi var ki o da Anadolu Üniversitesi. Hangi açıdan bakarsak bakalım pilotluk oldukça cezbedici bir meslek. Tutkular, hayaller, özgürlük... İçinde birden fazla duyguyu barındırabiliyor. Ve tabii ki de gökyüzünün fatihi pilotlar. Lafı daha fazla uzatmayalım, kameralarımız kayda girsin ve hayaller Anadolu Üniversitesi'nde nasıl gerçeğe dönüşüyor onları kaydetsin. Uçmak o kadar güzel bir duygu ki kalbinizin sesini duyabildiğiniz ve de damarlarınızda dolanan adrenalini hissedebildiğiniz bir anda özgürlük duygusunu tadabiliyorsunuz. Bu yüzden özetle uçmanın çok heyecan verici ve özel bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Bu hissi sadece heyecan verici olarak tanımlarsak eksik kalmış olur. Bu his aslında tam da anlatılacak gibi bir his değil. Bunu ancak havada bir elinizde lövbe, bir elinizde gaz kolu olduğu zaman anlayabilirsiniz. Uçarken altınızda kalan köye baktığınızda, orada koşan çocukları gördüğünüzde bu hissi daha iyi anlıyorsunuz. Uçmak, uçağın içindeyken karşınıza baktığında gökyüzü ve yerin birleşimi olan ufuk hattını görürken altınızda bulutların serili olduğunu ve sağ tarafınızda da bu esnada kuş göçünün olduğunu hayal edin. İşte böyle heyecan verici bir his. Uçmak çok keyifli ve heyecan verici bir his. Yukarıda çok değişik manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz fakat uçağı uçurmak aynı zamanda çok stresli. Uçmak özgürlük ve en önemlisi büyük bir tutku. Ancak bu özgürlüğü elde edebilmek o kadar da kolay değil. Öğrencilerimiz açısından bakıldığı zaman eğitim süreci oldukça zorlu ve disiplinli. Hocalarımız tarafından bakıldığında ise titizlik isteyen bir bölüm. Okulumuzda tek motorlu 5 adet Cessna 170 GS, 8 adet TB20, çok motorlu 2 adet C90 GTI olmak üzere toplam 15 uçak bulunmaktadır. Yerde öğrencilerimizin uçuş eğitimlerini destekleyen 2 adet tek motor, 1 adet çok motor olmak üzere toplam 3 adet de simülatörümüz bulunmaktadır. Pilotaj bölümünde eğitim alan öğrenciler 2. sınıfın 2. döneminde uçuş eğitimlerine başlamaktadırlar. Öğrencilerimiz uçuş eğitimlerinde simülatör ve uçakta toplam 216 saat 122 sorti uçuş yapmaktadırlar. 20 gün süren bir staj zorunluluğu vardır. Okul olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine kurarak stajyer kabul eden firmaları belirliyor ve öğrencilerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz firmalarda uygun olan bazı seferlerde gözlemci olarak katılıyor. Bu sayede yerde ve havada bir havayolu pilotunun hayatına tanıklık ediyor. Okuldan mezun olmak için akademik ve uygulama derslerden, uçuş eğitimi de bir uygulama dersidir, geçer notlar almak yeterlidir. Bununla birlikte pilot lisansı almak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14 başlıkta İngilizce olarak yapılan sınavlardan geçmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz diğer fakültelerdeki öğrenciler gibi gök mevzuatı doğrultusunda havacılıkla ilgili konularda genel bilgiye, pilotajla ilgili konularda ise uluslararası geçerliği bulunan sertifikasyon sürecine tabi tutularak mezun olurlar. Mezun öğrencilerimizin diğer öğrencilerden farkı, akademik eğitimi daha yoğun ve kısa periyotta tamamlamaları, bunun yanında zorlu dünyaca kabul edilen
pilotaj eğitimini aynı süreçte eş zamanlı takip etmeleridir. Öğrencilerimiz mezun olur olmaz tabii ki hiç bilmedikleri, eğitim almadıkları bir uçakta uçamazlar. Çalışmaya başladıkları şirkette hangi uçak tipinde uçacaklar ise o uçağa yönelik tip eğitimi almak zorundadırlar. Bu sadece yeni mezunlar için değil, eski ve yeni tüm pilotlar için geçerli bir havacılık kuralıdır. Anadolu Üniversitesi mezunu öğrencilerimizin Türkiye'nin önde gelen havayolu firmalarında uçuyor olması verdiğimiz nitelikli eğitimin bir ispatıdır. Oldukça zorlu bir eğitim süreci. Ancak öğrenci arkadaşlarımız biliyorlar ki bu zorlu eğitim süreci sonrasında havayolu şirketlerinin aranan pilotları olacaklar. Peki bu meslek için hangi özelliklere sahip olmamız gerekiyor? Gelin bu sorunun yanıtını arayalım. Bütün pilotların 3 boyutlu olarak düşünme yeteneklerinin, 3 boyutlu olarak algılama yeteneklerinin de çok kuvvetli olması istenir. Hatta buna bir 4. boyut da eklemek belki daha da doğrudur. Bazı insanlar etraflarındaki olayları çoğunlukla bir kağıt üzerindeymiş gibi 2 boyutta görürler. Ama pilotların o etraflarındaki oluşan olayları derinlemesine de algılayacak niteliklere sahip olması gerekir. Yani 3 boyutlu görme ve algılama yetenekleri bulunması gerekir. Pilotların ayrıca hafızalarının çok kuvvetli olması gerekir. Çünkü hava trafik kontrol üniteleri tarafından kendilerine bazı talimatlar verilecektir. Bu talimatları her ne kadar notlar şeklinde anında kaydetseler dahi aynı zamanda da hafızalarında uzun süre tutabilmek durumundadırlar. Örneğin hava trafik kontrol ünitesinin kendilerine bildireceği bir veya iki cümlelik talimatı hemen arkasından ilgili hava trafik kontrol ünitesine o talimatı aldığını yansıtabilmek bakımından tekrarlamalıdır. İnsanların çoğunda bu kadar hızlı bir şekilde o anda söylenen bir cümleyi hemen arkasından tekrarlama yeteneği bulunmamaktadır. Fakat pilotların bu yeteneğe sahip olmaları gerekir. Uçuş sırasında gözlerinizle takip edeceksiniz etrafınızı, uçuş aletlerini takip edeceksiniz. Oralardan aldığınız bilgileri beyninizle değerlendireceksiniz. Tabii sadece gözle yapılan takip olmuyor. Aynı zamanda uçuş esnasında telsiz görüşmeleri gerçekleşiyor. Size radyo frekansından, hava trafik ünitelerinden bir takım bilgiler geliyor. O bilgileri de aklınızda tutmak zorundasınız. Onları da değerlendirmek durumundasınız. Pilot olmak isteyen arkadaşlara disiplinli olmalarını öneririm. Disiplin olmadan bu iş olmuyor ve o disiplini kaldıramayacak arkadaşlar pilotluğa bence başvuru yapmasın. Pilot olmak demek sadece uçağı uçurmak değil, bütün yaşantımızla, sağlıklı ve düzenli bir hayatla hayatın sonuna kadar devam ettirebilmemiz demektir. Özgüven sahibi insanlar olmalılar ve bu özgüvenlerini çok çalışarak ve havacılık disiplinini kendi hayatlarına da uygulayabilecek arkadaşlar olmalılar. Pilot olmak isteyen arkadaşlar özellikle İngilizcelerine dikkat etsin. Daha sonra kesinlikle bu havacılık disiplin işi severek yapılacak bir iş. Eğer zorlama başka sebeplerle geleceklerse hiç uğraşmasınlar. Pilot olacak arkadaşlarımızın havacılık disiplinini özümseyecek bir yapıda aynı zamanda öz eleştiri yapabilecek karaktere ve eleştiriye de açık olacak kişiler olması gerekmektedir. Okulumuz entegre eğitim veriyor. Yani entegre havayolu nakliye pilotu lisansı alıyorlar okulumuzdan mezun olduklarında öğrencilerimiz. Dolayısıyla buradan mezun olduğunda önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 14 derslik sınavdan da başarılı olması gerekiyor. O derslerden başarılı olan öğrencilerimiz eğitimi bitirdikten sonra herhangi bir havayoluna rahatlıkla lisansını almaya kazandıktan sonra herhangi bir havayoluna rahatlıkla başvurabilirler. Okulumuzda bazı derslerimiz İngilizcedir. Ayrıca sektöre yönelik havacılık İngilizce dersleri verilmektedir. Öğrencilerin bu dersleri takip edecek seviyede yeterliliği olmalıdır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise havayollarında görev yapacak pilotlardan operasyonel seviyede İngilizce istemektedir.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde görevli öğretim elemanlarının bir kısmı pilotaj bölümünde akademik derslere girmektedir. Ayrıca hem yer dersleri hem de uçuş eğitim derslerine giren 24 öğretmen pilot bulunmaktadır. Geldik programın en çarpıcı sorusuna. Pilotlar kokpitte bulunan karmaşık göstergeleri karıştırmadan nasıl kullanabiliyorlar? İşte bu oldukça zor bir soru. Ancak öğrenci arkadaşlarımız almış oldukları kaliteli ve nitelikli eğitimler sayesinde görmüş olduğunuz bu devasa hava araçlarını güvenli bir şekilde uçurabiliyorlar. Sizi bilmem ama ben uçakları bu kadar yakından tanıyana kadar bu soruyu hiç düşünmemiştim. Lafı daha fazla uzatmayalım, kameralarımızı bir bilene çevirelim ve bu kokpitteki karmaşık göstergeler karıştırılmadan nasıl kullanılıyor onu bir görelim. Uçağın göstergelerini uçuş başlamadan önce uçakla ilgili tip tanıma derslerinde alıyoruz bu göstergelerin dersini. Uçakla ilgili bütün düğmelerin, bütün switchlerin, kolların ve cihazların, elektronik cihazların ne işe yaradığını kesinlikle uçuşa başlamadan önce %100 bilmemiz gerekiyor. Bu uçuşta çünkü yerde öğrendiğimiz şeyin birçoğunu havada tedirgin olarak karşıladığımız için %100 hepsini yerde bilmemiz gerekiyor. Pratik yaparak da ekran karşısında, bilgisayar karşısında ya da duvara uçan resmini asarak 10 kere, 20 kere bunun tekrarını yapıyoruz. Çapraz kontrol dediğimiz teknikle göstergeleri kontrol altında tutuyoruz. Sürekli gözlerimizle tarayarak göstergeleri kontrol altında tutuyoruz. En başta bana da çok karışık gelmişti fakat şu anda ne zaman nereye daha çok yoğunlaşmam gerektiğini bildiğim için eskisi kadar zorlanmıyorum. Göstergeleri her uçağa ait olan tip tanıma derslerinde, yer derslerinde yani eğitimlerini alıyoruz ve bol bol tekrar ediyoruz. Onun haricinde çapraz kontrol tekniği ve tarama yöntemleriyle bütün göstergelere hakim olurken aynı zamanda uçağı da bir yandan uçurmaya çalışıyoruz. Her uçağa başlamadan önce o uçakla ilgili tip tanıma dersleri alıyoruz. Burada göstergeler nasıl beslendikleri, nasıl çalıştıkları bize anlatılıyor. Bunların çapraz kontrolü ise tamamıyla sizin yerde çok çalışmanızla alakalı. Ve bunu geliştirmek kesinlikle uçakta tecrübe ederek olur. Ne kadar çok tecrübe ederseniz, ne kadar çok bunun üstüne çabalarsanız o kadar çapraz kontrolünüz ve göstergeleri o kadar iyi anlarsınız. Uçuş safhası başlamadan önce yer derslerinde, uçuş aletleri dersinde bu aletlerin genel çalışma prensiplerini öğreniyoruz. Daha sonrasında bir uçak tipiyle uçuşa başlamadan önce aldığımız tip tanıma derslerinde o uçağa yönelik olarak aletlerin özelliklerini, göstergelerin değerlerini öğreniyoruz. Ve bunu planlı bir şekilde çok çalışarak ve uçuşlarda da uygulamalı olarak görerek iyice öğreniyoruz ve özümsüyoruz. Çok fazla gösterge var. Yani öğrenci arkadaşlarımız bunlara nasıl hakim olabiliyorlar? Yani bu göstergeler neyi gösteriyor bize? Ne konuda uyarıyor bize? Bana bunları çok kısa açıklayabilir misiniz hocam acaba? Tabii ki. Şöyle, aslında hani burada çok gösterge gibi gözükse de bu uçaklar temel eğitim uçakları. Yani başlangıçta bu eğitimi alıyor arkadaşlarımız. Evet hocam. Oldukça az aslında. Birçoğu analog ama oldukça az gösterge. Uçakların tipleri, yaptıkları iş büyüdükçe göstergelerin nevisi ve adedi de artıyor. Üste, yanda bir sürü işte devre kesiciler vesaire hepsi çoğalıyor zaman geçtikçe, ilerledikçe öğrencilerimiz eğitimlerinde. Ama bizim uçağımızda çok basit göstermek ve anlatmak gerekirse sağ taraftaki şu kısımda evet hocam. Havacılık elektroniği ile alakalı aviyonik sistemler var. Bunlar ne yapıyor? Bir tane gösterge bize harita üzerinde konumumuzu gösteriyor. MFT denen çok fonksiyonlu bir sistem. Evet. GPS denen aynı yolda bildiğimiz navigasyon cihazları gibi bize konumumuzla ilgili başka bir bilgi veriyor. Yine yer istasyonlarıyla veya diğer uçaklarla temas kurmamızı sağlayan communication cihazları var. Tanıtmamızı yapan, yani yerdeki kontrol ünitesi bizim hangi uçak olduğumuzu bize verilmiş kodlarla birbirimize tanıtıyoruz. Onu yapan
transponder cihazı var. Burada aviyonikler. Bu tarafta uçağımızın konumu, yatış durumu, irtifası, yüksekliğini veren, evet, tırmanış alçalış oranını veren ortadaki göstergelerimiz, yine uçağımızın süratini veren göstergeler de orta kısımda, kullanıcı pilotun bulunduğu yerdeler. Ayrıca burada bu uçakta sola konulmuş motor göstergeleri, bu da uçağımızın motorunun hangi şekilde çalıştığı, çalışmasıyla ilgili bir problem olup olmadığını gösteriyor. Altta devre kesiciler, uçağın dışarıdan içeriden aydınlatmalarına kumanda eden sistemler var. Anladım hocam. Kısaca göstergelerimiz bunlar. Bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta sizlere sivil havacılık eğitiminde ilklerin üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi'ndeki akademik eğitim sürecini yansıtmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Türkiye'de en köklü okul. Senelerdir bizim mezunlarımız hava yollarında çalışmakta ve Anadolu kardeşliğini devam ettirmektedir. Burada aldığımız eğitim 4 senede sindire sindire güzel bir eğitim. Bunun sonucunda biz daha bilgili, daha deneyimli, daha tecrübeli olarak piyasaya çıkıyoruz. Diğer uçuş okullarında okuyanlarla tanışıp konuşma imkanı bulduğumda bizim okulun daha disiplinli olduğunu ve daha iyi bir üne sahip olduğunu söylüyorlar. Uçak filomuzun çok geniş olması ve bu aldığımız eğitimin ücretsiz olması kesinlikle diğer okullardan farkımızı gösteriyor. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi dediğiniz zaman bir şirkete gittiğinizde kesinlikle bir durup şöyle tekrardan bakıyorlar.